İstanbul-Ankara TEM otoyoluyla D100 devlet yolu Gerede-Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde araç geçişlerine batıldı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç konvoyu oluştu. İstanbul ve Ankara'dan çıkışlar karşılıklı olarak uzun süre durduruldu. Ekiplerin gece boyu yürüttüğü çalışmalar sonrası her iki yolda trafiğe açıldı. İstanbul'la Ankara arasındaki kara ulaşımı akşam saatlerinde kapandı. TEM otoyoluyla D100 devlet yolu Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı. Bölgede bulunan binlerce araç kontak kapatmak zorunda kaldı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. İstanbul ve Ankara'dan çıkışlar karşılıklı olarak uzun süre durduruldu. Güzergahta karayolları, polis ve jandarma ekipleri aralıksız çalışma yürüttü. AFAD koordinesindeki ekipler vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. İçlerinde tekerlekli sandalye sporcularının da bulunduğu yolcu otobüsleri ve otomobillerindeki 400 kişi Düzce'deki öğrenci yurduna nakledildi. Gece boyu yürütülen çalışmalar sonucu D100 devlet yolu ve TEM otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı. Sevgili izleyiciler, yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı hakim. Tabii yurttan yol ve hava durumunu sizlerle aktarmayı sürdürüyoruz. Şimdi iki farklı noktaya döneceğiz. Ebrar ve Oğuzhan bize durumları aktaracaklar. Ebrar bizi İzmit'te bekliyor. Oğuzhan İstanbul'dan hava ve yol durumunu aktaracak. Önce bir Ebrar'a dönelim hemen. Bolu'da gece boyu süren çalışmaların ardından İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başladı. Peki detaylar neler? Ebrar bize aktaracak. Ebrar bir kez daha merhaba, kolay gelsin. Detaylar için seni dinleyelim. Hande Koçyiğit, Cuma gününden itibaren aralıklarla kar yağışının etkisini gösterdiğini görmüştük. Özellikle bu kar yağışı bazı zamanlarda etkisini daha da artırmıştı ki dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırarak bazı otoyollar ve bazı önemli mevkiler, yollar kapanmıştı. Ve özellikle Bolu Dağı'nda birçok araç mahsur kalmıştı. Yine aynı şekilde İstanbul Ankara TEM otoyolunda da mahsur kalan vatandaşlar vardı. Bizler de şu anda İzmit çıkışındayız. Şu anda bulunduğumuz nokta yine Bolu Dağı'na giden bir nokta, mevkiler. Bir tanesi bu nokta aynı zamanda Ankara'ya da giden bir istikamet ve şu anda yolun durumunu da göstermek istiyoruz. Aslında şunu söyleyelim, kar yağışı halen devam ediyor ve özellikle bu kar yağışı kimi zamanlarda biraz da rüzgarla birlikte devam edince tipi bir şekilde kendini göstermeye başladı. Ama şunu söyleyelim, araçlar temkinli bir şekilde bu yoldan geçiyorlar ve aslında araç geçmediğinde yolun, her ne kadar araç geçmediğinde yine yolun karla kaplandığını görebiliyoruz. Bakın şu anda da yine hafif yollarda bir kar olduğunu görebiliriz. Şunu söyleyelim, dün akşam saatlerinden biraz da bahsetmek istiyorum. Özellikle dediğimiz gibi Bolu Dağı'nda birçok vatandaş, aslında onlarca, yüzlerce vatandaş mahsur kalmıştı. Bir anda kar yağışının bastırmasıyla birlikte ve özellikle de trafik tamamen o noktada durmuştu ve kar kalınlığı özellikle Bolu Dağı'nda otoyolda 30 santimetreye kadar çıkmıştı. Şu anda da bakacak olursak aslında D100 karayolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşımın kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandığını söyleyebiliriz. Ancak yine şunu söyleyelim, uzmanlar özellikle bu süreçte çok gerekli olmadığı sürece yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılar yapıyor. Çünkü dediğimiz gibi özellikle bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini yine artırarak devam edecek. Yarın yine aynı şekilde bu kar yağışıyla İstanbullular, yine vatandaşlar kalacak diyebiliriz. Yine temkinli olmakta fayda var ve şunu söyleyelim, bildiğiniz gibi İstanbul ve Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolunun tüm araç trafiğinde yine kapatıldığı bildirilmişti dün akşam saatlerinde. Hemen şunu söyleyelim, sabah saatlerine kadar süren çalışmalar nedeniyle ve aynı zamanda kar küreme çalışmaları, tuzlama çalışmaları nedeniyle de yine şu anda İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolunda devlet karayolunun da yine yeniden ulaşıma açıldığı, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldığını söyleyebiliriz. Evet, İstanbul Valiliği bu süreçte oldukça uyarılar da yapıyor ve şunu söylüyor. Özellikle İstanbul'dan Ankara yönüne
doğru trafik akışı sağlanmaya başlanmıştır mesajı vermişti İstanbul Valiliği. Ve yine şunu da söyleyelim, özellikle 8:20 itibariyle Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından da yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin vermiyoruz demişti İstanbul Valiliğinden gelen açıklamalarla. Şu anda da yine bu noktaya dönecek olursak, bizler dediğimiz gibi şu anda İzmit çıkışındayız. İzmit çıkışı Kuzey Otoyolu'ndayız. Bolu Dağı'na, Düzce'ye, Ankara'ya giden, istikametine giden yoldayız ve şu anda da yine bu noktada da araçların temkinli bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi araçlar geçmediği sürece yol bir anda karla kaplanıyor. Yine buzlanma olaylarına karşı da vatandaşları elbette ki uyaralım. Bakın yine araçlar temkinli bir şekilde bu noktadan işte Düzce'ye, Ankara'ya doğru temkinli bir şekilde ilerliyorlar. Toparlayacak olursak İstanbul-Ankara yolunda istikametine evet şu anda geçiş ulaşıma bildirildi ama yine ulaşıma bildirilse de geçişinin izin verilmesine rağmen yine vatandaşların oldukça dikkatli olmasında fayda var. Çünkü dediğimiz gibi özellikle akşam saatlerinde yine kar yağışının etkisini artıracağını söyleyebiliriz ki şu anda da yine kar yağışı devam ediyor. Bizler buradan vatandaşları uyaralım ve sözü tekrardan size bırakalım. Ebrar, teşekkürler. Aktardığın tüm bilgiler ve uyarılar içinde tabii ki mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak da önemli. Olumsuz durumlara sebebiyet vermemek adına ve üzülmemek adına. Ebrar bize İzmit'teki son durumu aktardı. Şimdi hemen bir diğer noktamıza dönelim. İstanbul Sarıyer'de Oğuzhan bizi bekliyor. Oğuzhan, İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Peki son durum nedir? Kar yağışı daha nerelerde etkili olacak? Bunun için de seni dinleyelim. Hande, şu anda Sarıyer'deyiz. Burada kar yağışı giderek etkisini arttırdı ve yoğun bir derecede kar yağışı ile karşı karşıyayız. Tabii kar yağışı ile beraber burada tipi de meydana geliyor şu anda. İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar yağışının giderek artacağını söylemiştik. Biz de şu anda Silivri'deyiz. Kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Peki kar yağışı ne kadar daha devam edecek? Bundan bahsedecek olursak, eğer kar yağışı yaklaşık 3-4 gün daha devam edecek aralıklarla. Fakat özellikle kuzey kesimlerde kar yağışının giderek etkisini arttıracağını söyleyebiliriz. Tabii kar yağışıyla beraber ulaşımda da aksamalar meydana geliyor. Şu an itibariyle burada yollardaki belli kısımlarda kar yağışından dolayı ulaşımda bir aksamalar meydana geliyor. Özellikle kuzey kesimlerde kar yağışının etkili olacağını söyledik. Tabii İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir açıklamalarda bulundu ve bu açıklamaya göre Bolu yönünde trafik akışı henüz sağlanamadığından dolayı sürücülerimize henüz izin vermiyoruz demişti. Öte yandan vali kararıyla kardan dolayı ulaşımda her problemler yaşanabileceğinden dolayı trafikte elektrikli skuter ve motosiklet kullanımında bir sonraki uyarıya kadar kullanılmayacağını söylemişti. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde iki gün eğitim ve öğretime ara verdi. Bununla beraber sınavlar da ara verildi. Tabii ayrıca kentteki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de 2 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mağlul ve gazi ve engelli hamileler de 2 gün idari izinli sayılacak. Tabii kar yağışı ulaşımda da önemli aksamalara neden oldu. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferini iptal etmiş oldu. Ulaşımda aksamalar, don, buz gibi olumsuzluklara karşı trafikte de tedbirleri elden bırakmamakta fayda var ki özellikle araçlarımızla dışarıya çıkmama konusunda herkesi uyarmış oldu İstanbul Valisi Sayın Yerlikaya. Havalar tabii ki ilerleyen gün saatlerde daha da soğuyacak, bunu belirtelim. Şu anda biz de tipiyle beraber Sarıyer'deyiz. Bu özellikle kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Tipiyle beraber burada şu anda hissedilir derecede sıcaklık seviyesi yaklaşık -1, -2 seviyelerinde. Oldukça bir soğuk bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ilerleyen saatlerde kuzey kesimlere kar yağışının giderek etkisini artacağını belirtelim ki İstanbul'da ulaşımda özellikle tem bağlantılarında bir ulaşımda problemler yaşanabileceğini belirtmiş olalım. Tabii İstanbul'da toplam 7000'in üzerinde personel görev yapıyor. Birçok noktada yaklaşık 200 bin tonun üzerinde tuzlama merkezleri kuruldu ve birçok noktada tuz sevkiyatı yapılıyor ulaşımda aksamaların önüne geçmek için. Özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy taraflarında kar yağışının etkisini arttırdığını ve birçok köy yolunun da kapandığını belirtmiş olalım. Biz de şu anda Sarıyer'deyiz. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü tekrardan stüdyo.